أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak cumamızı, birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Rızası için bir araya gelişimiz vesilesiyle Rabbimiz hatalarımızdan, günahlarımızdan, kusurlarımızdan azade olarak bu güzel mabetten, camimizden ayrılmayı Mevlamız bizlere nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, hakikaten dünyevi ve ukrevi anlamda paha biçilemeyecek bir değerli zamanın içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'teyiz ve üstelik bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması. Hem yıllık bayramımızı Ramazan-ı Şerif dolayısıyla ifa ediyoruz, hem de haftalık bayramımızı elhamdülillah Rabbimiz sağlık ve afiyet içerisinde kavuşturdu. Böyle kıymetli zaman dilimlerinden en üst seviyede istifade edebilmek için çok dikkatli, gönüllerimizin çok uyanık olması gerekiyor kardeşlerim. Çünkü hatırlayalım, belki sanki bir gün önce, bir hafta önce konuştuğumuz kardeşlerim, Recep ayı geliyor, Recep Cenab-ı Hakk'ın ayıdır. Şaban Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayıdır. Bu günleri iyi değerlendirelim, dikkatli olalım dediğimiz günler büyük bir hızla elimizden geçip gitti. Recep-i Şerif gitti, Şaban-ı Şerif gitti. Ramazan-ı Şerif'inde bugün dördüncü günündeyiz. Yani sanki daha dün kalktık, sahur yaptık vesaire ama 4-5 günü böylece gitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumunuz buyuruyorlar ki, Ramazan-ı Şerif'in evveli rahmettir. Şu anda rahmet iklimindeyiz. Yani Rabbimizin efendim dünyada da ahirette de bizi ihya edecek rahmeti üzerimize sağanak sağanak yağıyor kardeşlerim. Önemli olan biz kabımızı dolduracağımız neyimiz varsa işte gönlümüzü Mevlamıza açalım. Rabbimiz rahmetiyle gönlümüzü, manevi kabımızı doldursun, günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Hepimizin hatası var, hepimizin eksiği var. İnsanız, beşeriz, şaşıyoruz. Dolayısıyla tövbe istiğfar ile, Rabbimizi anarak, zikrullah ile, Cenab-ı Hakk'ı hatırlayarak, hayatımıza onun emir ve yasaklarını hakim kılarak, bu gayret içerisinde inşallah bu rahmet iklimini ve ömrümüz olursa Efendimiz Aleyhisselam'ın tarif ettiği mağfiret iklimini ve yine ömrümüz olursa cehennem ateşinden, cehennem azabından azade olunacağımız, kılınacağımız o ortadaki 10 günlük ve sonraki 10 günlük kısma inşallah ulaşmış olacağız. Rabbimiz müsaade buyurur, lütfederse inşallah Kadir Gecemize ulaşıp Kadir Gecemizi ihya etmeye çalışacağız. İnşallah hem zahiren hem batinen, yani hem görünen boyutta hem fizik ötesi alemde diyelim, görünmeyen boyutta bayramı hak etmiş, böyle günahlardan kurtulmuş, cehennemden azat olmuş kullar olarak inşallah bayrama kavuşmayı ümit ediyoruz. Ama bunun için Ramazan-ı Şerif'te dikkat edeceğimiz, efendim gönlümüze, zihnimize, kalbimize uyarılarda bulunacağımız bazı hususlar var. Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle gidişi arasında hayatımıza ne tür bir değişiklik oluyor? Yani önceden diyelim kardeşimiz namaz kılıyordu, vakitleri arada kaçırıyordu, biraz gevşek davranıyordu ama bu Ramazan'la beraber, Ramazan-ı Şerif'le beraber artık efendim farzı, vacibi, sünneti, müstehabı neyi varsa namazlarına çok dikkat eder bir hale gelmiş kardeşimiz. Böyle bir bilinç kazanmış. İşte elhamdülillah Ramazan'ın bu manevi feyzinden, bereketinden kardeşimiz istifade etmiş demektir. Şimdi Ramazan-ı Şerif, mesela diyelim kardeşimiz sigara içiyor. Diyor ki hocam işte Ramazan geldi, nasılsa epey bir saat deyip içmiyoruz. Ya bu aradaki efendim imsakla, iftarla imsak arasındaki vakitte de içmeyeyim şunu, terk edeyim. İşte inanın Ramazan-ı Şerif'in feyzi, bereketi bu kardeşimizle beraber olur. Rabbimizin yardımı beraber olur. Böyle bir alışkanlıktan da vazgeçmiş olur. Veya başka türlü, diyelim yalan söylüyoruz, dedikodu yapıyoruz, hepimiz kendimizi biliyoruz. Böyle bir takım kusurlarımız var. Bunlardan ne kadarından kurtulabiliyorsak işte bizim için gerçekten büyük bir fırsat zamanı, fırsat zemini, mevsimi Ramazan-ı Şerif içerisindeyiz. Ramazan dolayısıyla kardeşlerim şu üç alana tekrar bir göz atmamız gerekiyor. Birincisi iman sahası.
Rabbimize iman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ve bu iki ana iman esasına bağlı olan diğer iman esasları. İşte meleklere iman var, kitaplara iman var, ahiret gününe iman var, kazaya kadere var vesaire vesaire vesaire. Bütün iman esaslarıyla aramızdaki münasebete bir bakacağız kardeşim. Şimdi bazen imanımızı zedeleyecek, Allah muhafaza, yani farkında olmadan öyle cümleler konuşuyoruz, öyle hatalar yapıyoruz ki, yani böyle alınlarımız delininceye kadar namaz kılsak, o imanımızdaki hatamız, eksiğimiz dolayısıyla kaybedenlerden oluruz kardeşim. Kaybedenlerden oluruz. Bu alan çok önemli bir alan. O yüzden ben Rabbime inanıyorum. Peki Rabbime inanıyorsam, beni her an gördüğüne inanıyorsam, ona bir uyuklama gelmediğine, uyku halinin onu kaplamadığına, bize göre geçmiş veya gelecek ne varsa her şeyi Cenab-ı Hakk'ın bildiğine inanıyorsak kardeşlerim, Rabbimizin bizi gördüğünü, bizi duyduğunu, her yaptığımızdan haberdar olduğunu biliyorsak nasıl günah işliyoruz? Rabbimiz bizi göre göre, Rabbimiz bizi duya duya, her yaptığımızdan haberdar ola ola nasıl günah işleriz? Veya bir kardeşimizle konuşuyoruz. Hocam diyor, şimdi zaman zaman duyuyorum hocalarımızdan, işte faizden bahsediyor, tesettürden bahsediyor, işte Allah yolunda cihad etmekten bahsediyor. Ya bunlar diyor, yani bunu haşa diyerek ifade ediyorum, bunlar diyor 1500 sene öncesinin konuşulan konu başlıkları ya. Bugünün bunda bir karşılığı yok. Faizsiz diye ekonomi olur mu? Yani tesettür dediğiniz nedir ya? Bırakın insanlar istediği gibi giyinsin, efendim istediği gibi nefsi canı nasıl istiyorsa öyle yapsın. Şimdi kardeşim faiz yiyebilirsin, efendim tesettüre riayet etmeyebilirsin, namazı terk edip günahkar olabilirsin. Ama bunları inkara yöneldiğin zaman, bunları hafife aldığın zaman, alaya aldığın zaman Allah muhafaza imanından olursun. Bu ve buna benzer meselelerde hem bizim, hem eşimizin, hem çocuğumuzun, bir eksiğimiz efendim tedavi edilmesi gereken bir yönümüz var mı? Buna dikkat etmemiz lazım kardeşim. Bu bizim için Ramazan-ı Şerif ilk etapta itikadi konuların, yani inançla ilgili meselelerin tekrar gözden geçirileceği bir süreç olmalı. İkinci alan da kardeşlerim ibadetlerimiz. Yani namaz ibadetimiz başta olmak üzere şöyle bir kendimizi check edeceğimiz, kendimizi kontrol edeceğimiz, kendi kendimize hesaplaşacağımız bir süreç olmalı. Yani gerçekten şöyle okuduğumuz kitaplara, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ve özellikle namaz üzerinde ifade ediyorum, Efendimiz Aleyhisselam'ın gayretine ve bize kadar gelen sahabe-i kiramın, tabiinin, tebe-ü tabiinin, müştehid imamların, ulemanın, sülahanın, evliyanın, özellikle namaz ibadetine vurgu yaparak söylüyorum kardeşlerim, hassasiyetine bakıyoruz. Ya aklımız, fikrimiz şunu almıyor yani, bir Müslüman kardeşimiz nasıl olur da namaz kılmaz? Nasıl olur da namazdan uzak durur? Yani bu inanılacak bir şey değil, kabul edilecek bir şey değil. Yani hocam ne diyorsunuz, şimdi namaz kılmayan haşa kafir mi diyor? Estağfurullah, öyle bir şey asla aklı başında hiç kimse söylemez kardeşim. Ama düşünelim ki imanımızı, o bizim muhafaza etmemiz gereken cevherimizi, mücevherimizi ne muhafaza edecek kardeşlerim? Şimdi kılacağımız namaz muhafaza edecek. Şimdi oruç tutuyoruz, tuttuğumuz oruçlarımız muhafaza edecek. Zekat vereceğiz, zekatlarımız muhafaza edecek. Eğer şartlarını taşıyorsak hac yapacağız, hacımız, efendim imanımızı muhafaza edecek. Ama şimdi imanımız böyle bir açık hedef olarak, şeytan aleyhillâdenin, nefsimizin açık hedef olarak ortada duruyor. Bunu koruyacak, bu bahsettiğimiz ibadetlerimizi, zikrullahı, ilmi, efendim salihlerle beraber olmayı tercih edeceğiz, bu yolları efendim kovalayacağız ki imanımızı ne yapalım, muhafaza edelim ve kemal bir noktaya, efendim eksiğinden, geliğinden arındırılmış bir noktaya getirmeye çalışalım, gayret gösterelim. O yüzden burada bir kendimize hesaplaşma yapalım kardeşlerim. Namazlarımız, oruçlarımız, haccımız, zekatımız, efendim bununla beraber diyelim ticari hayatta bir Müslüman, mümin olarak dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir? Yani alırken, verirken, aldatmadan, aldanmadan, efendim kara borsacılık diyelim tabiri caizse yapmadan, yani böyle fırsatçılık, insanların maddi manevi zarar göreceği, devletin, milletin zarar göreceği yolları efendim zorlamadan, ticarette, kazancımızda böyle bir helal hassasiyeti, yani ahlaki yaşantımıza da
Ramazan-ı Şerif dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Tekrar bir göz atmamız lazım kardeşim. Bakalım benim kalbimde bir kibir var mı? Büyüklenme var mı? Dilimde yalan var mı? Gözüm harama bakıyor mu? Dilim Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor mu? Hani zikretmiyor. Bununla beraber bir de Allah muhafaza gıybet gibi, dedikodu gibi, iftira gibi, yalancı şahitlik gibi Rabbimizin gazabını celbedecek. Rabbimizin efendim cehennemiyle bizi muhatap kılacak işlerle meşgul oluyoruz. Ha kardeşim böyle bir özelliğim mi var benim? İşte Ramazan-ı Şerif güzel bir tövbe mevsimi, tövbe fırsatı. İnşallah bu süreç içerisinde yapılacak tövbeler Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle nasuh tövbesi inşallah olur. Yani artık bir daha o hataya dönmemek üzere yapacağımız tövbeler olur. İşte bu yönüyle inanç dünyamız, ibadet hayatımız ve ahlaki yaşantımız tekrar tekrar bir muhasebeyi, bir murakabeyi, kendimizle bir hesaplaşmayı bu süreç içerisinde geçerli kılmalı kardeşlerim. Böyle olursa inşallah Ramazan-ı Şerif'in rahmet, mağfiret ve cehennem ateşinden azat olma günleri bizim için aynen Efendimizin tarif buyurduğu bu günler olarak lehimize yazılır. Ama tabii bir gayretimiz olmaz. Diğer günlerden Ramazan-ı Şerif'in bizim için bir farkı olmaz. Efendim, yani biraz da oruç etkisiyle şöyle Efendimiz gece sabaha kadar oturalım, gündüz akşama kadar istirahat edelim dersek ne kadar istifade ederiz Ramazan-ı Şerif'te? Takdirlerinize bunu bırakıyorum kardeşlerim. Ve bugün namaz vaktimize kadar en azından özellikle bu ibadet yaşantımız içerisinden kardeşlerim zekat meselesiyle ilgili birkaç hususu özel olarak paylaşmak istiyorum bugünkü birlikteliğimizle. Yani namazla ilgili çok konuşuyoruz, çok uyarılar yapıyoruz. Efendim bir kardeşimiz oturduğumuz zaman hemen gündemimiz namaza geliyor, zikrullah'a geliyor. Çok konuştuğumuz konular var ama bunlarla beraber biraz sanki ihmal ettiğimiz konulardan bir tanesi zekat konusu kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de namazla beraber ki biz önemine binaen bunu konuşuyoruz, gündeme getiriyoruz. Birbirimizi bu konuda eksiğimiz varsa telafi edelim diye uğraşıyoruz. Namazla beraber 30 küsur ayet-i kerimede, 33 ayet-i kerime diye hatırlıyorum. Birlikte hemen ve akimus salate ve atuz zekate. Namazı kılın ve zekatı verin. Hemen namazın akabinde zekat var kardeşlerim. Ve hemen sözümün başında şunu ifade edeyim. Ülkemizde yapılan araştırmalar var. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar var. Her bir zekat düşen kardeşimiz zekatını düzenli olarak vermiş olsa, yani neydi zekatın şartları? İşte 81 gram altınımız olacak. Üzerinden bir yıl geçecek. Malımızın artıcı bir özelliği olacak. Tabii kameri bir yıl geçecek. Bunu da belirtelim. Efendim malımızın artıcı bir özelliği olacak. Bir yıl sonra bu malın genel manada söylüyorum. 1/40, her malın 1/40 değil de işte paradır, altındır vesaire bunların 1/40 veriliyor. Genel manada 1/40 zekat olarak vereceğiz. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor kardeşlerim. Zengin olan kardeşlerimiz düzenli olarak zekatlarını vermiş olsalar ülkemizdeki fakirlerin 10 katı kadar fakiri doyuracak bir zekat potansiyeli var ülkemizde. 10 katını. Yani fakirler tamamen doyacak. Bir de bunun 10 katı kadar fakiri doyuracak zekat potansiyelimiz var. Şimdi burada işte sen verdin, sen vermedin o ver, bunu kastetmiyorum. Hepimiz hesabımızı, kitabımızı kendimiz biliyoruz. Ben şuna inanıyorum ki hiçbir kardeşimiz böyle bilinçli, kasıtlı zekatını vermemesini de yapmaz Allah'ın izniyle. Yani ne olabilir? Böyle bir gevşeklik olabilir. Belki bir efendim o an için gaflet olabilir. Bunu ihmal etmemek lazım kardeşlerim. Bakın şimdi bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Bütün insanlık olarak. Bütün insanlık olarak. Öyle mevsimler yaşıyoruz ki şimdi büyüklerimiz anlatıyor. Yani bahar vardı, yaz vardı, sonbahar vardı, kış vardı. Şimdi sanki bunların hepsi kayboldu. Bir yaz geliyor, bir kış geliyor. Arada ne baharımız ne sonbaharımız kalmadı sanki. Şimdi bakıyorsunuz meyvelerimiz, sebzelerimiz yani elhamdülillah Rabbimiz yine rahmetiyle bize muamele ediyor efendim. Rızkımızı yerden ve semadan hesapsız karşılıksız olarak lütfediyor ama bunun bereketle gelmesi, böyle adaletle bölüşülebilmesi, herkesin karnının doyması, ihtiyacının giderilebilmesi için namazımız kadar efendim önemli bir emir de zekat emri kardeşlerim. Yani biz genelde
kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerife zekatlarını denk getiriyorlar. Böyle bir zorunluluğumuz da yok yani. Bunu da yeri gelmişken ifade edelim. Ne zaman malımızın zekat vakti, saati vakti dolduysa biz o andan itibaren zekatımızı verebiliriz. Ama Ramazan-ı Şerif içinde bunu verelim. Biraz daha sevabına, kat kat sevabına nail olalım düşüncesiyle Ramazan-ı Şerif'te daha çok zekatımız hesaplanıyor. Tabii kardeşlerim, bir de zekat ibadetimizin sadece böyle mala bakan veya paraya bakan dünyevi, elle tutulur, gözle görülür bir yönünü daha çok konuşuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de zekat kelimesiyle ilgili, zekat kelimesinin kullanıldığı ayet-i kerimelere, sure-i celillere baktığımız zaman, evet, namazla birlikte kullanıldığında bizim anladığımız zekat kastediliyor. Ama o kadar ayet-i kerime var ki Yüce Mevlamız nefsi tezkiye etmekten bahsediyor. Bakın, zekat ve tezkiye kelimeler aynı kökten gelmekte. Nefsi arındırmak. Mevlamız buyuruyorlar ki estağfirullah, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Nefsini arındıran, nefsini ne diyelim, böyle günahından, işte şirkten, nifaktan, küfürden, isyandan, efendim Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı şeylerden nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Çok net bir cümle. Kurtuluşa ermiştir. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Kim onun hile ve tuzaklarına aldanırsa o da cehenneme layık namzet birisi olmuştur. Aldanmıştır. Çünkü nefis tabiatı gereği Cenab-ı Hakk'a itaat edeyim, ona karşı günah işlemeye, isyan etmeye müsait bir şekilde yaratılmış. O zaman biz nefsimizi tezkiye edebilmek için önce bir nefsimiz, biz kimiz, nefsimiz nedir yani, onunla nasıl bir mücadele edeceğiz? Bunu bir tanımamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde nefis şu iki kaburga kemiğinin arasında bulunan şeydir buyuruyor. Şimdi biz diyoruz ki mesela, soruyorlar işte sen isminizi söylüyorlar. İşte Ahmet filan efendi kim? Benim diyoruz değil mi? Benim. Bak burayı gösteriyoruz. Benim. Yani nefis bizden ayrı bir şey değil. Nefis bizim şu bedenimizi sevk ve idare eden, bedenin ihtiyaçlarını bize duyuran şu iki kaburga kemiğimiz arasında mücadele için kendisiyle emrolunduğumuz bir varlık. Biziz yani. Biziz, nefis. Bazı ayet-i kerimelerde nefis ruh anlamında da kullanılıyor. Bu ne demektir? İnsanı meydana getiren şey nefis. Şimdi bu nefis bizden, bedenden çıktığı an, ruhumuz bedeni terk ettiği an artık bu beden toprağa geri dönecek bir efendim madde olarak geride kalıyor. İnne batırıyorsunuz, onu da duymuyoruz. Söylüyorsunuz, cevap da vermiyor. Bunu hareket ettiren unsur işte. O unsurun değerli kardeşlerim, ruhlar aleminde Rabbimize vermiş olduğu sözü, ya Rabbi, bizim en yüce Rabbimiz sensin. Yani Rabbimiz sensin. Sen emredeceksin, biz yaşayacağız. Sen yasaklayacaksın, biz o yasaklardan uzak duracağız sözü var ya, ruhlar aleminde verdiğimiz, elest bezminde verdiğimiz, o söze uygun yaşayabilmemiz için nefsimizi hatalardan, kusurlardan, günahlardan arındırabildiğimiz kadar arındırmamız gerekiyor. İşte bu yönüyle Ramazan-ı Şerif bizim için gerçekten büyük bir fırsat. Sadece şöyle başlıklar halinde nefsimize dur diyeceğimiz, nefsimizi arındırabileceğimiz yolları sıralayalım. Sohbetimizi bitirelim inşallah. Şimdi birincisi kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır, Kur'an-ı Kerim ayıdır. Okuyacağımız hatmi şerifler, Rabbimizin kelamını anlamaya yönelik faaliyetler, yer mealini okuyoruz, tefsirini okuyoruz, sohbetler dinliyoruz. Bu nefsimizi arındırmamız için çok önemli bir yol ve önemli bir fırsat. İki, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyoruz. İşte oruç Efendimiz Aleyhisselam'ın tarifleriyle sabrın yarısıdır buyuruyor Efendimiz. Yani nefsimize diyoruz ki bak, ey nefsim, haram olanları Rabbim için terk ediyorum. Hatta Rabbim emrettiği zaman helal olanları bile onun için terk ediyorum. Bizim normalde ekmeğimiz bize helal değil mi? Eşimiz bize helal. Efendim yememiz içmemiz bize helal ama Rabbimiz buyuruyor ki imsakla iftar arasında yemeyeceksin, içmeyeceksin, eşinle beraber olmayacaksın. Helal olan şeyleri bile Rabbimiz için terk ediyoruz. Nefsimize ne diyoruz? Ey nefsim, Rabbim emir buyurduğu zaman helal olanları bile terk etmeye hazır. İşte nefis tezkiyesi bu. Efendim Ramazan-ı Şerif işte zekat ayıdır bahsettik. Zekatlar da kelime anlamı itibariyle hem malımızı hem de nefsimizi temizleme adımlarından bir tanesi. İşte zikrullah, Cenab-ı Hakk'ı zikredeceğiz. Efendim dedikoduyu, gıybeti, hasedi, kini,
Ramazan zaten şu anda karnımız aç, midemiz aç, elimizi kaldırıyoruz, kalkmıyor. Gözümüzü çeviriyoruz, bakmıyor. Bazı şeyleri normal zamanlardan eksik yapıyoruz değil mi? Şimdi nefsimize hadi bakayım sen dedikodu yap, hadi bakayım sen şunu... Ya bununla kim uğraşacak şimdi diyoruz. İşte bu böyle sanki günahlar karşısında ölü bir insan gibi. Yani ölen bir kimse dedikodu yapabilir mi? İftira atabilir mi? Artık o işler bitti yani. Ölü bir insan haline gelebilmek için orucu da bir fırsat görmeli, zikrullahı da bir fırsat görmeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çokça salat ve selam etmeli. Anne baba duası almaya gayret etmeli. Evimizin geçimini helalinden sağlayabilmek için elimizden ne geliyorsa gayret göstermeli ve bu şekilde inşallah nefsimize dur demeliyiz. Rabbimiz bugüne kadar yaptığımız ibadat-ı taatlerimizi dergâh-ı hizmetinde en güzel kabullerle kabul ve makbul eylesin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sırrı suretil Fatiha.